Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 21 Kasım'a kadar güneş akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve aya Kasım ayına 31 Ekim'de burcunuzda meydana gelen güçlü dolunayın etkileriyle başlıyoruz. Ve 15 Kasım'a kadar, ay ortasına kadar da bu dolunay tesirleri devam edecek. Uranüs enerjili bir dolunaydı bu. Ve muhtemelen hayatınıza bazı sürprizler getirmiş olabilir. Bazı farkındalıklar içindesiniz. Belki bazı önemli kararlar alma aşamasındasınız. Değişimler yaşıyorsunuz hayatınızda. Daha özgür, daha bireysel hareket etmek istiyorsunuz. İşte Kasım ayı bu anlamda çok destekleyici bir ay. Ve hemen 3 Kasım'da ayın hemen başında Akrep burcunda başlayıp terazide devam eden Merkür Retrosu artık sona eriyor. 3 Kasım'da terazi burcunda Merkür ilerlemeye başlayacak. 11 Kasım'da ise Akrep Burcu'nda bu ilerlemesini sürdürecek. Ve bu dönemde özellikle Ekim ayının ortalarından itibaren süre gelen iş yerinizde olsun, özel hayatınızda olsun bazı iletişim sorunlarını daha rahat ele alıp çözüm imkanlarını bulabilirsiniz. Ertelediğiniz anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, bu dönemde bunları daha rahat hayata geçirebilirsiniz. İşle ilgili konularda da mesleki konularda da özellikle 3 ile 11 Ekim arasında Merkür'ün size önemli tesirleri, yardımları olabilir. Ve 14 Kasım'dan itibaren Mars Koç burcunda retrosunu tamamlıyor ileri harekete dönecek. Bu da günlük hayatımızda gerçekten önemli rahatlamalar getirecek. E, fiziksel anlamda, sağlık anlamında da biraz daha kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. E, Mars ay sonuna kadar Koç burcunda ileri harekette olacak. Güçlü bir Mars halen daha sizin 12. evinizde olduğu için biraz tabii günlük hayatınızda, iş ilişkilerinizde e, güvenliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz arka planda, geri planda olup biten konularda daha tedbirli olmanız gerekiyor. E, Bilinç altınızla ilgili güçlü tesirler bunlar sağlıkla ilgili olabilir, ruhsal bazı konular olabilir. Çözümleme adına e, tıkanmalar yaşadıysanız eğer son iki aydır Bunları belki daha rahat ele alacaksınız. Daha rahat çözümlemeye başlayacaksınız. Artık Mars bilinçaltınızda bu duyguları, düşünceleri tutmadan dışarı çıkarmanız gerektiğini işaret ediyor. Ve bunları sağlıklı bir şekilde ortaya dökerseniz çözüm yollarını da bulabilirsiniz. Ve 12 Kasım'da 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri olan Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter-Pürto kavuşumu tekrarlanacak. Sizin için güzel bir kavuşum aslında bu sizin gibi toprak grubu olan oğlakta meydana geliyor büyük güç anlamına gelir ki gerçekten büyük oranda size güç veren bir açı aslında. Hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler adına, bireysel hareketler adına, uzun süredir ertelediğiniz konuları belki cesaretle hayata geçirmek adına bu jüpiter Pluto kavuşumunun büyük desteklerini alabilirsiniz. Bu büyük destek bazen bir inanç olabilir, bazen bir düşünce olabilir, bazen ihtiyaç duyduğunuz maddi bir destek veya size yardım edecek güçlü bir insan Değişik şekillerde sizin hayatınızda tezahür edebilir sevgili boğalar. Ve 15 Kasım. Kasım'da Kasım ayının güçlü yeni ayı akrep burcunda doğacak 15 Kasım'da 23 derece akrep burcu sizin tam karşıt burcunuzda bir yeni ay var sizin için yılın en önemli yeni aylarından biri ve bu yeni ay belki de son birkaç aydır yaşayacağımız en güzel yeni ay neden Çünkü hem Mars retrosu düzelmiş olacak hem Merkür artık retrosunu bitirmiş olacak üstelik Jüpiter Pluto kavuşumunda çok önemli güzel bir açısı var destekleyici bir açısı var bu yeni aya Dolayısıyla hedeflerimizi planlarımızı hayata geçirebileceğimiz ve bunları yaparken de gerçekten destek alabileceğimiz bir yeni ay döngüsü. İlişkiler adına muhteşem bir yeni ay. Bu yeni ay ile beraber önemli yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Yeni teklifler alabilirsiniz. Evlilik gibi ortaklıklar gibi işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, sosyal hayatınızda canlanma, hareketlilik. Yani tüm bu alanlarda güçlü bir yeni ay etkisindeyiz. Süre giren bir ilişkiniz varsa, eşinizle, partnerinizle ilişkinizin daha da bir sağlamlaştığını veya ondan bazı destekler bekliyorsanız, bu destekleri alabileceğiniz bir yeni ay döngüsünde olacağız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. Güneş burcunuz yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa ki bunu özellikle 5 derece eksi artı değerlendirebilirsiniz o zaman bu yeni ayın tesirleri sizin için çok önemli olacak çok güçlü olacak Üstelik kişisel haritalarınızda bir de su ve toprak burçlarında şöyle gezegenleriniz varsa ve bunlar iyicil gezegenlerse yani Venüs olur, Jüpiter olur, Ay yerleşiminiz olabilir, Merkür olabilir o zaman etkiler kat kat daha artacaktır. O zaman gerçekten sizi çok mutlu edecek, önemli bazı kapıların açılacağı ve özellikle tabii ki ilişkilerinizle ilgili yeniliklerin olabileceği bir yeni ay döngüsünü size müjdelemek istiyorum. Evet güneşin Jüpiter'le Pürüto'yla muhteşem açıları var. Bu gerçekten hayatımızda çok sağlam bazı temeller atabileceğimizi de gösteriyor. Evet ve e, ayın 21'ine kadar Venüs terazi burcunda olacak. Sevgili e, boğalar Venüs terazi de güçlü zaten. Bu size hem ilişkiler adına destekliyor. Hem güzellik, estetik, e, günlük hayatınızdaki arzu ettiğiniz rahat, konfor anlamında destekliyor. İş hayatınızda da biraz daha rahat koşullar olabilir. 21'inden itibaren Venüs'ün de Akrep Burcu'na geçmesi yani ilişki evinize geçmesi ilişkilerle ilgili şansınızı, kısmetinizi daha da bir arttıracak. Karşınızdaki kişilerin size karşı davranışları da daha hoş, daha yumuşak, daha destekleyici olabilir sevgili boğalar. Ve 21 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Bu enerji değişimi tabii ki 8. evinizde Güneş parlamaya başlayacak. Ay düğümü ikizler yay aksında ve bu ay ay sonunda 30 Kasım'da ikizler burcunun 8 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Kuzey düğüm yönünde bir tutulma bu. 2 8 aksınız hareketlenecek ve etkileri tabii ki daha kadersel, daha uzun vadeli ama yıl sonuna kadar önümüzdeki bir ay gerçekten bu tesirleri güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Para evinizdeki dolunay Ay tutulması aslında parasal kazançlarınıza ışık getiriyor burada. Bir farkındalık var, bir aydınlanma var. İçinde bulunduğunuz maddi koşullarınızla ilgili önemli bazı aydınlanmalar olabilir. Gelir gider dengeniz, bütçeniz, ne kazanıyorsunuz, ne harcıyorsunuz ya da var olan paranızı, mal varlıklarınızı nasıl değerlendireceksiniz veya bu alanda var olan bazı arayışlarınız varsa işte bu dolunay buraya bir ışık tutabilir kararsızlıkları netleştirebilir veya bazı daha önceden başlamış girişimleri de sonuçlandırabilir. Bir iş de bulabilirsiniz. Para da elinize geçebilir veya güzel bir yatırım, bir alışveriş de yapabilirsiniz. Bunlar daha uzun süreli tesirler aslında. Tutulmalar her zaman kısa değil daha uzun süreli, daha kalıcı etkileri hayatımıza getirirler sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 8 derece ikizler burcunda olacak. Özellikle değişken burçlarımız ikizler, yay, başak ve balıklar etkilendiği için sizin de kişisel haritanızda bu burçlarda 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tesirler, bireysel tesirler sizin adınıza çok daha güçlü ve dönüştürücü olabilir. Evet, genel anlamıyla baktığımızda güzel bir ay Kasım ayı. İlişkilerinizle ilgili yapıcı, sağlam adımlar atabileceğimiz, var olan sorunlarınızı çözebileceğimiz ve özellikle parasal kaynaklarınızla da ilgili geleceğe dair bazı önemli kararlar verip adımlar atabileceğiniz bir ay sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.